Veda hutbesi Veda Haccı'nda Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaptığı konuşmanın tam metni. Allah'a hamdolsun. Onu över, ona şükrederiz. Ondan medet umarız. Ondan bağışlanma dileriz. Tövbe ederek ona itaate yöneliriz. Nefsimizin kötülük telkinlerinden ve kötü ameller işlemesinden Allah'a sığınırız. Allah kime doğruyu gösterirse kimse onu hak yoldan uzaklaştıramaz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa kimse onu doğruyu gösteremez. Tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğunu kabul ve tasdik ederim. Ey Allah'ın kulları Size Allah'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlardan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar ona itaati tavsiye ederim. Sözlerime hayırlı olanla onun izni ve yardımıyla başlıyorum. Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın emirlerini tebliğle görevlendirdiği ilahi hükümleri icraya ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur ettiği tek yetkili rasulüyüm. Beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra bir daha burada sizinle buluşup buluşamayacağımı bilemiyorum. Ey insanlar, kanlarınız, canlarınız, yaşama hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefiniz, vücut bütünlüğünüz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gibi saygıya ve korunmaya layıktır. Dokunulmazdır. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan geçerli karara dayalı cezalar müstesnadır. Benim sözlerimi iyi dinleyin ki izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz.'' Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rıza göstermeyin. İyice anlatabildim mi? Allah'ım sen de şahit ol. Ashabım siz Rabbinizin huzuruna varacaksınız. Size işlediğiniz bilinçli amellerin hesabı sorulacak. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen de şahit ol. Ey insanlar! Allah'a sığının. Emirlerine yapışın. Azabından korunun. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin. Değerlerini düşürmeyin. Bedellerini eksik ödemeyin. Mallarını kötülemeyin. Haksız rekabet yapmayın. Aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin. Zayine de sebep olmayın. Ülkede yüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta ve küfürde ileri gitmeyin. Ashabım. Kimin yanında bir emanet varsa bu emaneti sahibine versin. Size hediye verene hediye ile karşılık verin. Kefil borçlu gibidir. Borcun ödenmesi gerekir. Soyunuzdan sopunuzdan medet umarak benim yanıma yaklaşmayın. İşlediğiniz bilinçli amelleri vesile ederek yanıma gelin, ben bütün insanlara da size de aynı şeyleri söylüyorum. Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce Allah kaldırılan ilk faizin Abbas bin Abdülmuttalib'in olmasını emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Allah faizli alışverişlerin yapılmayacağını, icrasını kesin hüküm haline getirdi. Kaldıracağım ilk faiz Amcam Abbas bin Abdulmuttalib'in faizli alışverişindeki faizdir. Ey insanlar, hangi ayda, hangi günde, hangi ülkede olduğunuzu biliyor musunuz? İnsanlar saygıya layık korunan bir günde, dokunulmazlığı olan ülkede ve bir ayda dediler. Ashabım, şunu belirteyim ki cahiliye dönemindeki bütün kan, su ve mal davaları kıyamet gününe kadar ayaklarımın altındadır kıyamet gününe kadar cahiliye döneminde var olan kan davaları kaldırılmıştır. Kaldıracağımız ilk kan davası Amir bin Rebiya bin El Haris bin Abdülmüttelib'in kan davasıdır. O Saad bin oğullarından süt anneye verilmiş bir çocuktu. Huzeyl onu öldürdü. İyice tebliğ edebildin mi? İnsanlar elbette tebliğ ettin dediler. Allah'ım sen de şahit ol.'' Burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin. Kabe hizmetkarlığı ve hacıların su ihtiyacını karşılama dışında cahiliye devrinin hükümet görevleri kaldırılmıştır. Kasten adam öldürmenin cezası kısastır. Kasten adam öldürmeye benzeyen cinayet sopa ve taşla öldürmedir. Diyeti yüz devedir. Kim daha fazlasını isterse o İslam'ı benimsemeyen, cahiliye dönemini özleyen biridir.'' en büyük Allah düşmanı kendisine herhangi bir kastı olmayan birini sebepsiz yere öldürendir. Kendisine el kaldırmayana sebepsiz yere vurandır. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen de şahit ol. Ey insanlar sizi uyarıyorum. Herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. Suçlu evlattan dolayı baba sorumlu tutulamaz. Suçlu babadan dolayı da evlat sorumlu tutulamaz.'' Ey insanlar! Şeytan sizin bu topraklarınızda kendisine tapınmasından ümit kesmiş bulunuyor. Ancak bunun dışındaki önemsiz gördüğünüz davranışlarda aranızda çıkardığı fitne fesatla sizi birbirinize düşürdüğünde sözünün dinlenmesinden hoşnut olacaktır. Dininizde sebat ederek, dininize sahip çıkarak şeytanın, şeytan tıynetli ahlaksız azgınların, şeytani düzenlerin vesvesesinden Dala veresinden kendinizi koruyun. Ey insanlar! Yalan yeri Allah'ın adını anarak yemin etmeyin. Yalan yeri Allah'ın adına yemin edenin yalanını Allah açığa çıkarır. Ey insanlar! Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki düzenli sistemine giderek seyrediyor. Ayların sayısı 12'dir. Dört tanesi savaşın haram olduğu aylardır. Bunlardan üçü birbiri peşinden gelir.'' biri tektir. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Cemazelahirle ile Şaban arasındaki Mudar kabilesinin adını koyduğu ay Recep'tir. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gün levh-i mahfuzda tespit ettiği kayıtlarda Allah katında ayların sayısı 12'dir. 12 aydan 4'ü savaşın haram olduğu aylardır. İşte bu haram aylarla ilgili hüküm insanlığı, insani değerleri ve düzeni ayakta tutan dinin, medeniyetin, zamanla değişmeyen tabi hukuk kuralları içerisinde şeriatın hükmüdür. Bu aylarla ilgili Allah'ın koyduğu yasakları çiğneyerek kendinize, birbirinize zulmetmeyin. İlahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah'a ortak koşan müşrikler nasıl size karşı topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendisine sığınıp emirlerine yapışarak günahlarından arınıp azaptan korunanlarla kulluk ve sorumluluk şuuruyla haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dini ve sosyal görevlerinin bilincinde olan müminlerle muttakilerle beraberdir. Saldırmazlığın gelenek haline geldiği, Allah'ın savaşı haram kıldığı ayları erteleyerek, yerlerini değiştirerek, 12 aya ay ilave ederek hileli takvim düzenlemek kesinlikle Allah'ın sene ve aylarla ilgili koyduğu hükmü inkârda ileri gitmektir. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuuru altına iterek örtbas edip inkarda ısrar edenlerin, kafirlerin bu yüzden hak yoldan uzaklaşmalarının dalaleti tercihinin önü açılır. Erteleyerek, değiştirerek ilave ettikleri aydaki savaşları bir yıl helal ve meşru, bir yıl haram sayarlar. Allah'ın haram kıldığının sayısını uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını helal ve meşru kılsınlar isterler. Onların bilinçli kötü amelleri kendilerine süslenip güzel gösterilmiştir. Allah kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip küfürde, nankörlükte ısrar eden bir kavme doğru yolu gösterme lütfunda bulunmayacak, başarı nasip etmeyecektir. Onlar bir yıl sefer ayını helal sayıyorlar, bir yıl Muharrem'i haram sayıyorlardı. Nesi yani yıla ekleme işte budur. Allah'ım sen de şahit ol. Ey insanlar! Kadınlarınızın sizler üzerinde hakları, sizin kadınlarınızın üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlardaki hakkınız, minderlerinize sizden başkasını oturtmamaları, meşru tavsiyelerinizde size karşı çıkmamaları, Hoşlanmadığınız kişileri izniniz olmadan eve sokmamaları, kötü söz söylememeleri, kötü fiil ve davranışta bulunmamalarıdır. Şayet bunları yaparlarsa Allah onları engellemenize, sıkıştırmanıza, yataklarında tek başlarına bırakmanıza ve hafifçe incitmeden vurmanıza izin vermiştir. Bunlardan vazgeçer ve size itaat ederlerse meşru örfe uygun ölçüler içerisinde rızıklarını ve giyimlerini sağlama sorumluluğunuz var. Kadınların iyiliğini isteyin. Durumlarının iyileşmesi için çaba sarf edin. Çünkü onlar müşterek hayatın gereği, kendileri adına bir şey yapma gücüne ve imkanına sahip olmayan, sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde olan hayat arkadaşlarınızdır. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın emri ve hükmüyle onlarla ilişki helal edindiniz. Eğer haklarını ararlar, Sorumluluklarına riayet ederlerse onlara tavır takınmanıza, cezalandırmanıza hakkınız yoktur. Onların serkeşliğinden ve şiddete başvurmasından endişe ederseniz onlara öğüt verin ve yataklarınızı ayırın. Aşırı gitmeden hafifçe vurun. Onların yiyeceği ve giyimi konusunda cömertçe her türlü iyilik ve ihsanda bulunmanız onların hakkıdır. Kadınların haklarına riayet konusunda Allah'ın emirlerine yapışın. Azabından korunun. Onların iyiliğini isteyin. Durumlarının iyileşmesi için çaba sarf edin. Hanımlarınız sizlerin izni ve bilgisi olmadıkça evinizin mali imkanlarını cömertçe harcamasınlar. Sözlerimi iyice anlayarak hatıranızda tutun. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen de şahit ol. Ey insanlar, Meşru şekilde sahip olduğunuz, üzerinizde meşru haklarınız ve düzgün insani ilişkileriniz olan köle ve cariyelerinize, iş ile bağlı işçilerinize hayırla muameleyi size tavsiye ederim. Sofranızda bulunanları ölçü alarak onların karınlarını doyurmanızı, giydiklerinizi ölçü alarak onların giyimlerini sağlamanızı tavsiye ederim. Affetmeyi düşünmediğiniz bir suç işledikleri takdirde aranızda aynı cinsten suç işleyenlere uyguladığınız cezaları ölçü alınız. Onlara işkence etmeyiniz, onları cezalandırmayınız. Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin, iyi muhakeme edin. Bütün ırklara mensup Müslümanların, Müslümanların kardeşi olduğunu bilin. Bütün müminler kardeştir. Kimseye gönül rızası olmadıkça kardeşinin malı helal değildir. Sakın haksızlık etmesin, hile yapmasın, haince davranmasın. Müslüman'ın kim olduğunu size anlatayım mı? Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kişidir. Müminin kim olduğunu size anlatayım mı? İnsanların mallarına ve canlarına zararı dokunmayacağından emin olduğu kişidir. Muhacirin kim olduğunu size anlatayım mı? Kötülükleri ve günah işlemeyi terk eden kişidir. Mücahidin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden kişidir. Bugünün dokunulmazlığı gibi müminin mümine zarar vermesi haramdır. Etini yeme mesabesinde olan müminin müminin gıybeti de haramdır. Namus ve haysiyetine zarar vermesi de haramdır. Müminin yüzüne tokat vurmak da mümini haramdır. Onu itip kakarak incitmesi de haramdır. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen şahit ol. Ey insanlar! Yeryüzü Allah ve Resulüne aittir. İnsanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyip benim Allah'ın Resulü olduğumu kabul edinceye kadar insanlarla mücadele etmem, savaşmam emredildi. İnsanlar kelime-i tevhidi söyleyince kanlarını, canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan gerekçeli karara dayalı cezalar müstesnadır. Ahiretteki hesapları ise Allah'a aittir.'' Kendinize birbirinize haksızlık etmeyin ey müminler. Benden sonra küfre dönmeyin. Birbirinin boynunu vuran kafirler haline gelmeyin. Size sımsıkı sarıldığınız sürece asla hak yoldan uzaklaşmayacağınız, apaçık dini, ilmi, idari, siyasi kurallar içeren Allah'ın kitabı Kur'an'ı ve Resulü'nün sünnetini bıraktım. Bunlarla amel ediniz. Davranışlarınıza Kur'an ve sünneti yansıtınız. Bir de soyumdan yakınlarımı, ehli beytimi bıraktım. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen de şahit ol. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. İslam'da insanlar eşittir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratıldı. Allah katında en değerliniz, en çok Allah'a sığınanınız, amirlerine yapışanınız, günahlardan arınanınız, azabından korunanınızdır. Bir arabın Arap olmayana, bir başkasının araba, bir siyahın bir kızıl dereliye, bir kızıl derelinin bir siyaha takmanın dışında bir üstünlük sebebi yoktur. Ey iman edenler, biz sizi bir erkekle bir kadından, bir asıldan yarattık. Birbirinize tanışmanız, işlerinizi tedbirle idare etmeniz, karşılıklı olarak İslami kurallarla örtüşen milletler arası teamüllere uymanız, yardımlaşmanız, kültür ve medeniyet alışverişinde bulunmanız, birbirinize iyiliği tavsiye etmeniz için sizi milletler ve kabileler haline getirdik. Allah yanında en değerliniz, en üstününüz kulluk ve sorumluluk şuuruyla haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananınız, dini ve sosyal görevlerinin bilincinde olanınızdır. Allah her şeyi bilir. Gizli ve açık her şeyden haberdardır. Ey insanlar, görünürdeki organları kesilmiş bir Habeşli bile başınıza getirilse, size Allah'ın kitabındaki hükümleri uyguladığı sürece dinleyin ve itaat edin. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım, sen de şahit ol. İnsanlar evet dediler. Burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsinler. Ey insanlar, İyi dinleyin. Bütün peygamberlerin daveti geçmişte kalmış, görevleri sona ermiştir. Yalnızca benim davetim ve görevim devam etmektedir. Ben insanların ihtiyacı sebebiyle Rabbimin katında davetimi, görevimi kıyamet gününe kadar muhafaza ettim. Ben önceki ümmetlere karşı sizin çoğunluğunuzla övüneceğim. Beni mahcup etmeyin, yüzümü kara çıkarmayın. İyi dinleyin. Bir kısım insanlar için elimden bir şey gelmezken bir kısmını kurtaracağım. Ya Rabbi, ashabım diyeceğim, bana senden sonra din adına neler icat ettiklerini bilmiyorsun buyuracak, ben cennetteki havuz başında sizi bekleyen öncünüzüm. Ey insanlar, Allah her hak sahibinin hakkını, her varisin mirastaki payını belirlemiştir. Varise vasiyet yapılmaz. Vasiyet terekenin üçte birini de geçemez. Çocuk meşru eşe aittir. Zina edenin hak sahipliği söz konusu değildir. Hamisinin, amirinin, ortağının, işvereninin efendisinin sağladığı imkanlara nankörce davranan, Allah'ın Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı inkar ediyor demektir. Babasından başkasına mensubiyet öne süren veya efendisinden başkasını veli edinen Allah'ın meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Böylesinin ne azabı geri çevrilir, ne ceza yerine fidye alınır. Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri kesinlikle dinde aşırılık helak etmiştir. Hacdaki amelleri, davranışları benden öğrenin. Bu seneden sonra bir daha hac edip edemeyeceğimi bilemiyorum. Bu öğütlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Öğütlerimin ulaştırıldığı bazı kimseler, burada dinleyenlerden daha iyi anlayarak, daha iyi muhafaza edebilirler.'' nice kimseler uygulayarak daha mutlu olabilirler. Ey insanlar! Allah sözlerimi işitip de belleyene rahmetini, merhametini ihsan etsin. Allah yeryüzünü artsın. Mana yüklü sözlerimi anlamadan ezberleyen birçok insan var. Derin manalar içeren sözlerimi bilen birçok insan var. Kendisinden daha yüksek anlayış sahiplerine bu sözlerimi ulaştırsın. Üç vasfa üç davranışa sahip olan, samimiyetle Allah rızası için dini görevlerini yerine getiren, Müslüman idarecilere samimi davranan ve itaat eden, İslam toplumunun birliğini ve bütünlüğünü koruyan müminlerin İslam'a hıyanet etmeyeceğini, kalplerinden İslam'ı atmayacağını bilin. Bütün müminler, gelecek nesilleri, İslam'la şereflenmiş insanları, İslam'a davet ederek İslam'ı tebliğ ve davet görevini yerine getirmelidirler. Benim dışımda benden sonra peygamber görevlendirilmeyecektir. Sizin dışınızda ümmet de olmayacaktır. Rabbinizi ilah tanıyın. Candan Müslümanlar olarak Rabbinize teslim olun. Saygıyla Rabbinize kulluk ve ibadet edin. Rabbinizin şeriatine boyun eğin. Adabına, erkanına riayet ederek beş vakit namazınızı aksatmadan aşikare kalın. Vicdanı, serveti sosyal bünyeyi arındıran, berekete vesile olan zekatı verin. Ramazan orucunu tutun. Yöneticilerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Ey insanlar! Yarın beni size soracaklar. Ne dersiniz? Peygamberlik görevimi yerine getirdim mi? Vazifemi yaptım mı? Orada bulunanlar, evet, yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize tavsiyelerde ve öğütlerde bulundun. Böylece şehadet ederiz dediler. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Size selam ve selamet diliyorum. Allah'ın rahmet ve bereketi ihsanını niyaz ediyorum. Sonra insanlara veda etti. Bunun üzerine insanlar buna veda haccı dediler. Veda hutbesi.